Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Çok Çalışkan Olmalıyız adlı çocuk şarkısına piyanoda eşlik yazacağız. Tabii diğer videolarda olduğu gibi öncelikle bir parçamızın tonuna bakalım. Şöyle donanımda gördüğünüz gibi hiçbir şey almamış. O zaman bunun iki seçeneği kalıyor. Ya do majör ya la minör. Parçanın içerisine baktığımızda do ile başlamış, mi, re, re, do, mi, fa, sol, fa, sol, fa, fa, mi. Şöyle bir genel olarak baktığımızda do ile başlamış, do ile bitmiş. Buna do majör diyebiliriz arkadaşlar. Tabii do majör, eğer buna do majör diyorsak hemen şöyle yapalım. Şurada belirteyim ben tekrar. Birinci derece, ikinci derece olarak tekrar şöyle bir görelim. Do, do, re, mi, fa, sol, sonra ne vardı, la, si, tekrar do'ya geldik. Bunların üzerine akor kurduğumuzda birinci derecenin üstüne do birinci derecemiz bizim, mi, sol, re ikinci derecemiz, re, fa, la oluyor, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa. Sonra do, mi, sol tekrar başa dönüyor. Evet, ben her videoda bunları açıklıyorum kalıcı olması adına. Burası birinci derece, burası ikinci derece, sonra üçüncü derece, sonra dördüncü derece. Bakalım, evet doğru gidiyoruz. 5 oldu, 6 oldu, bu 7, burası da 8. Aslında 8 değil, 1 tekrar başa dönüyor çünkü. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk sıramızı. Şimdi parçanın genel hatlarına bakalım. Önce arkadaşlar bir akor şablonu kuralım parçamıza. Do, re, mi, re. Ezgimize temel akor oluşturalım. Birinci derecede akorumuzu bir yerleştirelim buraya. Tabi burada duyum da çok önemli ama ezginin içeriğini görmemiz de önemli. Önce şuraya ben bütün ölçüyü kaplayacak şekilde, parça 4 dörtlük olduğu için 4 vuruşluk bir nota yerleştirdim. Do, re, mi, re ezgisini do, mi, sol'e eşitledim. Güzel olacağını düşündüm. Şimdi mi, re, re, do. Arkadaşlar bakalım, derece olarak söylemiştik hatırlarsanız. Şimdi mi bizim nerede var? En uygun do, mi, sol'de var. Mi, sol, si'de var. Başka mi, işte la, do, mi'de de mi var. Ama dediğim gibi en basit düşünmemiz lazım. Bizim buraya do, mi, sol şeklinde bir yerleştirme yapabiliriz. Hatta bunu şöyle 4 vuruşluk nota şeklinde birlik nota olarak yapabiliriz. Do, re, mi, re, mi, re, re, do. Buralara farklı şeyler de gelebilir ama işin temelinde önce ana akor ve en uzun olabilecek akorları düşünüyoruz. Sonra mi, fa, sol, fa. Bakalım. Buraya da do, mi, sol gelir. Bakın mi, fa, sol, fa ezgisi. İçinde mi var, sol var. Fa'ları geçici sesler olarak düşünebiliriz. Ondan sonra sol, fa, fa, mi. Buraya da do, mi, sol olur. Evet, sol, fa, fa, mi. Tabii bunu geniş düşündüğümüzde burayı bu şekilde akorlandırdık. Sonra sol, sol, la, sol, fa arkadaşlar. Şurada bir fa notamız var. Şimdi fa notamız bir de durağan bir nota. Hani bir geçiş notası değil. Şunun gibi bir mi, fa, sol, fa yapıp bir geçiş yapmıyor. Burada bir durağan nota olmuş. Biz fa'nın derecesine bakalım hemen şurada. Dördüncü derece. O zaman şunu yapabilir miyiz? Sol, sol, la, sol, fa. Buraya yine do, mi, sol yazalım. Birinci derece akorunu. Fa'ya gelince de fa majörü, yani fa la do'yu kullanalım. Ama nasıl kullanalım? Şimdi bunu böyle fa la do yazmak yerine piyanoda çalacağımız için bunu en yakın hareketle yapacağız arkadaşlar. Ben onun için bir önceki çalışmalarda da göstermiştim. En yakın hareket nasıl olur? Do mi sol ile do fa la arasında, pardon, do mi sol ile fa la do arasında do sesimiz ortak. Ortak olunca do'yu tutuyorum. Mi sol'ü birer yukarı atıp böylelikle daha kolay bir hareket çıkarmış oluyorum. Bu sefer ne olmuş oluyor? Şuradan bakalım. Mesela şöyle düşünelim. Burayı diyelim ki 5-3-1 ile bastığımızı düşünelim.
Hani biraz piyano tekniğine de gidelim. El konum tekniğine 5 3. Ondan sonra bir de 1 yazalım. Evet. 5 3 1. Gördünüz mü? Şimdi şuradaki 5'i yazmayacağım. Evet. Şu işareti kaldırınca bunlar görünecek ya da şöyle altıda konumlandırılabilir daha güzel görünsün diye. Burada 5 3 1 iken yani mi'ye 3, sole 1 iken fa ve la'ya 2 1 geçişiyle çok kolay bir geçiş olmuş olacak. Bakın şimdi burada bunu çalarken de hatta bunu 2'yi de şuraya koyabiliriz. Bir de 1 koyalım. Piyanoda en rahat çalabileceğimiz şekilde böyle yapabiliriz. Evet. 2 1 koydum. Sonra bakalım. Fa fa sol fa mi. Şimdi arkadaşlar burayı fa majör düşünebiliriz. Aynı şunun gibi düşünelim. Bakın alternatifleri var da ona az sonra değineceğim. Biz şu an en kolay nasıl yapabiliriz bunu düşünelim. Fa fa sol fa mi bakın dördüncü dereceden birinci dereceye bir atlayış oldu. Bu güzel bir atlayıştır. Armonide bir sıkıntı yaratmaz bize. Do mi sol. Evet bu şekilde atladı. Şimdi buraya bakalım mi fa mi re. Şimdi şurada da vardı arkadaşlar mesela mi re do ya da mi fa mi re. Buraya biz şey düşünebiliriz. Yine do mi sol düşünebiliriz. Uzun do mi solü şöyle dört kuruşluk do mi solü pardon buraya koyabilirim. Şimdi sol fa mi re do demiş. Şimdi benim ezgim do majördü. Başlangıcı do majör, do mi sol, bitişi de do mi sol olsun. Ama daha önce de söylemiştim. Bitiş do mi sol olurken yani birinci dereceye gideceksek bitişte buna hani 5'ten imkanımız varsa 5'ten gelebilmek bu tarz düzenlemelerde daha böyle bir güzel etki yaratıyor. O zaman benim sol fa mi re bakın sol var fa var re var. 5. dereceye bakalım sol re var fa yok diyeceksiniz ama bir de bizim yedilimiz var. Bakın şuradaki sesten alıyoruz sol si re fa ne oldu bir yedili akor kurmuş oldum. O zaman ben şuna ne diyebilirim? Şuraya yazayım bakalım. Sol, si, re, fa. Buna ne diyebilirim? Sol majör yedili. Evet, sol majör yedili diyebilirim. Bunun şifre yöntemi de var. Şimdilik ben böyle daha iyi anlaşılsın diye direkt ismini yazıyorum. O zaman sol, fa, mi, re, do. Benim yine en yakın hareket yapmam lazım aslında da buraya sol majör yedili kullanmayacağım. Bakın şuraya bir yazayım. Sol, si, re. Sol, si, re mi yazdım ama benim yakın hareketle yapmam lazım. Şimdi şunu düşünelim. Şurada do mi solden do fa la'ya gitmiştim. Do ortaktı. Bakın 5. dereceyle de pardon 1. dereceyle de 5. derecede bir ortak ses var. O nedir? Sol. Sol, sol. O zaman benim şu iki sesi yakın hareket yapıp bir aşağıya götürmem gerekir. Yani daha kolay çalabilmek için arkadaşlar. Şuradan bunu siliyorum. Sol kaldı. Mi, re'ye, do'yu, si'ye. Evet. Sonra tekrar do, mi, sol de birleştirebilirim. Şimdi arkadaşlar düşünerek yaptık. Hiç duymadık melodiyi. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Evet, çok basit bir şekilde eşliğini yaptık. Yani temel akorlarla. Her zaman şunu söylemiştim, bunu da savunuyorum. Bir ezginin eşliğini yaparken, hani böyle önceki çalışmalarda da vardı. Üst düzey şeyler önce yapmaktansa ezginin ana kalıbını, ana armonik gidişini, ana akorlarını bulmak her zaman en doğru yöntemdir. Ana akorlarını bulduktan sonra o akor içerisinde siz istediğiniz eşliği, istediğiniz eşlik modelini kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bir dinleyelim bakalım. Evet, başlıyorum. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Ben yine şu ölçüyü kapatayım. Nerede? Şurada.
ne olmuş oldu? Bir ara vermiş olduk şöyle. Burası tema olsun. Her zaman yapıyorduk ya böyle. Burası temamız olsun. Yani ana akoru belirledik. Sonra burası ne olacak arkadaşlar? Burası da birinci çeşitleme olsun. Çeşitleme. Evet. Çeşitleme de diyebiliriz. İkinci tema da diyebiliriz. Fark etmez. İkinci tema dersek aynı ezgiyi yazarız. Bu sefer başka akorları kullanabiliriz. Şimdi burada umarım faydalı olmuştur. Şimdi bir sonraki çalışmada da yine aynı ezgiyi yazıp bu sefer farklı akoru nasıl kullanabiliriz? Yani melodimizi tek düzelikten kurtarıp biraz daha renklendirmek istiyorum. Mesela şuradaki bazı akorları değiştirip kullanmak istiyorum. Bu bizim şu an en kolay tasarladığımız akordu. İkincil dominantlarla bunu biraz daha zenginleştireceğiz. Bir sonraki çalışmada arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.